İsrail'e ihracat kısıtlaması geldi. Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı. Dün Hakan Fidan'ın açıklamasında detay yoktu. Bakanlıklar detayları açıklayacak deniyordu ki sabahın ilk saatlerinde gelmiş oldu o detaylarda. Buse, daha fazlası için sendeyiz. Sen Alkan, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan alınacak tedbirlere işaret etmişti ve az önce aslında Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. İhracat kısıtlaması, İsrail'e ihracat kısıtlaması başlıklı bir açıklama yapıldı. Hemen ayrıntılarına bakalım. O açıklamada İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana 6 ayı aşkın süredir Gazze şeridine yürüttüğü ve ayrım gözetmeksizin masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik aslında topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısının da 100 binin üzerinde olduğu ifade edildi ve bunların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu da belirtildi ve Gazze şeridi yerle biri olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır denildi ve bu kapsamda aslında İsrail tarafından tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılmasında engellendiği ifade edildi ve açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır denildi ve Türkiye 7 Ekim'den bu yana çatışmaların durdurulması ve insani kayıp, fiziki yıkımın engellenmesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü de ifade edildi yapılan yazılı açıklamada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları da en üst düzeyde yapmaktadır ifadelerine yer verildi. Türkiye, İsrail'in saldırıları başlattıktan sonra Gazze'ye yardıma koşarak başta sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere gemilerde ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırmıştır ifadeleri kullanıldı ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden birisi olmuştur, biri konumunda olmuştur ifadelerine yer verildi ve İsrail uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam etmekte. Uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saymaktadır ifadeleri yine yer aldı ve açıklamanın devamında da bu doğrultuda Türkiye 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren ilk aşamada ekte belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır ifadelerine yer verildi ve bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir denildi. Bu karar İsrail uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze şeridine yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışını izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Yine mesajı yer aldığı yapılan açıklamada ve İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir denildi. Gazze şeridinde gelinen vahim aşama çerçevesinde uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen üzerine düşenleri yerine getirmesidir. İfadeleri de yer aldı. O ürünlere bakacak olursak tabi aslında siz de söylediniz 54 alt başlıkta o ürünlere yer verildi. Hemen ayrıntılarına bakalım. Bunlar arasında alüminyum profiller yer aldı. Alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular, bağlantı parçaları, çelik filmaşın, çelik kaplar, depolar, çelik köprü aksamı ve çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, yine demir çelikle ilgili ürünler, tüm inşaat malzemeleri, demir çelik, tüm teller ve ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiber optik kablolar ve elektrik iletkenleri, yine granit gibi 54 başlıkta da o ürünler aslında yer aldı ve İsrail ihracat kısıtlaması Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıntıları duyurulmuş oldu.